مظاهرات منددة بالحرب، Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçmiş bütün
والسلام. Örnek bitmeliyle insanlık tarihinin böyle olduğunu biz biliyoruz Allah'ın. İyiliğin egemen kılınması için bize rehberler gönderdin. Bu rehberliğimizle hayatımızı dizayn ettin Allah'ın. Ancak biz kafirlerden olduk. Haddi aşanlardan olduk. Nankörlük yaptık. Birbirimize kötülükler yaptık. Kabilesik ya Rabbi. İşte sen buyuruyorsun ki buna karşılık nice az toplulukları çok topluluklara karşı ben galip getiririm. İçinizden iyi bir topluluk çıkartırım da kötülükleri men ederim diyorsun. Bundan 103 yıl önce bir asırı aşkın bir süre sonrası Akif'in belirttiği gibi eski dünya, yeni dünya, bütün akramı beşer. Renkleri farklı olsa da, derileri farklı olsa da, vahşetleri tek olan, kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela olarak basıtlandırılan, neyi ne için ne amaçla gerçekleştirdiklerini bilmeyenlerin gelip özgürlüğümüzü, varlığımızı, sınırlarımızı, ülkemizi, bağımsızlığımızı yok etmek için gelip sınırlarımıza dayandığı o günde darbın vafatına sarmışsa çelik sehri doğar. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhattin var nidalarıyla göğüslerini siper etmiş, bu vatan için hayatlarını feda etmiş şehitlerimizin rahmetle anıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Anaparkalarda kahraman arkadaşlarıyla beraber düşmanla göğüs göğüse mücadele eden Gazi Mustafa Kemal ve bu toplumun temeli olan adlarını dahi bilmediğimiz kabirlerinde isimleri bile yazmayan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, başı kınalı Hasanlar bu ülkenin yükünü omuzlarına alıp mamiye sunup düşmanın zırhlısını denizlere gelen şanlı ecdadımıza layık bir nefer olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Buraya yürürken yeniden Çanakkale ruhunu haykıran ay yıldızlı bayrağımızı göllerde dalgalandıran bu gençlerimizin yüreğine iman ateşini tutuştur ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, bu ülkeyi böyle felaketlerden koru ya Rabbi. Sakarya'da bu mücadelelerle mücadelelerle ülkeden düşmanı bertaraf eden şanlı tarihiyle dolu bu millete 15 Temmuz'da yeniden aynı zulmü yıkmaya çalışanlara Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habibullah'ın dağları arasında tankların altına yatıp, paletlerin altına yatıp, yeniden Çanakkale ruhunu canlandıran şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ya Rabbi. Sen onları peygamberimizle haşret ya Rabbi. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلِفْ بِسَب۪يلِ اللّٰهِ اَمَّا بَلْ اَحْيَاهُ وَلَاكِنْ لَا تَشْكُرُونَ. Vatanı için, bayrağı için mücadele edenlere sakın ölüler demeyin. Onlar değildir ancak siz anlamazsınız. Resulümüzün ifadesiyle şehitler peygamberlerine haşrolur buyuruyorsun. Ya Rabbi burada amin diyen gençlerimizi, amin diyen kardeşlerimizi şehitlerimizle beraber Allah Resulü'nün sancağı altında yeniden diriltmeyi nasip eyle ya Rabbi. Anlamlı bir gündeyiz. 103 yıl öncesini hatırlıyoruz. Ya Rabbi, bize emanet edilen bu sancağı asırlar boyu ebediyete kadar metin nesile aktarmayı nasip eyle ya Rabbi. 18 Mart yeni bir zaferimiz var. Çanakkale'den giremeyenler buradan girmeye çalıştılar. Ancak başaramadılar. Gururla görüyoruz ki Afrin gönderine Türk bayraklarını asan
ümmetlerin bir halde bu milletin dirilişini bekliyor. Bu milletin bekasını bekliyor ya Rabbi. Ya Rabbi bizi şanlı tarihimizde geleceğimizi aydınla eyle ya Rabbi. Buradan amin diyen tüm kardeşlerimizin, geçmişlerinin ruhunu, o yapmış olduğumuz dualar, okumuş olduğumuz, kıraat ettiğimiz Kur'an-ı Kerimleri bağışlıyoruz. Başka şehitlerimiz olmak üzere sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, son olarak ifade ediyoruz ki, bu ümmetin birliğini ve dinliğini bozmaya çalışan fitne odaklarına fırsat verme. Bizleri bir arada tevhidi bir buluşta, bayrağımız altında bir arada olmayı nasip eyle. Ey şehit oğlu şehit, istemeden vermekten sana artık şunu açmış duruyorum peygamber sevdasıyla. Sevgili peygamberimizin yolundan gitmeyi, Kur'an'a hadim olmayı, istiklal ve istikbalimiz üzerine, istikamet üzere olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Bismillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Bir hafta bakarım belki nasıl.